5275 sayılı kanuna eklenen geçici 10 maddenin açıklaması. 7456 sayılı kanunla 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanuna eklenen geçici 10 maddede önceki kanunlarda ki gibi suç tarihe esas alınmamış hükümlülerin belirli bir tarihte bulundukları yer esas alınmıştır. Buna göre kural olarak 31.07.2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda açık ceza Pas kurumunda da, da e, denetimli serbestlikte bulunan hükümlüler maddeden yararlanabileceklerdir. 31.7.2023 e, tarihi itibariyle geçici 9. maddenin 5. fıkrası uyarınca COVID-19 salgın hastalığı nedeniyle izinde bulunan hükümlüler izin bitimini takip eden 15 gün içinde infaz işlemlerinin devam ettiği kurumlara dönmek zorundadır. Geçişi madde 10. Bölü 1'de COVID-19 salgın hastalığı nedeniyle verilen iznin bitiş tarihinden itibaren hükümlülerin 15 gün içerisinde infaz işlemlerinin devam ettiği kurumlara dönmek zorunda oldukları belirtilmiştir. Açık ceza infaz kurumuna süresinde dönmeyenler için firar suçu dinlemi gelebilecektir. İzindeki denetimle serbestlik hükümlülerin süresinde denetimlik serbestlik müdürlüğüne dönmemeleri 5275 sayılı kanunun 105 bölü A Bölü 6-A maddesindeki açık ceza infaz kurumuna gönderilme sebebini teşkil etmez. Çünkü bu madde ceza infaz kurumunda ilk defa denetimli serbestliğe ayrılan hükümlülere ilişkin olup COVID-19 izindeki hükümlülerin ise kanun gereği denetimli serbestlik tedbiri başlamış olduğundan bu hükümlüler ilk defa ceza infaz kurumundan denetimli serbestliğe ayrılmış sayılamazlar. Zira iznin kullanılması denetimli serbestliğin başlaması ile söz konusu olabilmektedir. Denetimli serbestliğin başlamasından sonra ise yükümlülük ihlalleri gündeme gelmektedir. Buna göre izin sonrası müracaat etmeyen denetimli servisi hükümlüsü için önceki ihtar durumuna göre hükümlülük ihlali ile ilgili hükümler dikkate alınabilir. Bu hükümler arasında hükümlülüklerin kaldırılmasına dair geçici 10 bölü 4 nokta madde de vardır. Geçici madde 10 bölü 2 31 7 2023 tarihi itibariyle geçici 9. maddenin 5. fıkrası uyarınca COVID-19 salgın hastalığı nedeniyle izinde bulunan ve ilgili mevzuat uyarınca cezalarının denetimli serbestlik tedbiri uygulamak suretiyle infazına 5 yıl e, ve daha az süre kalan hükümlerin talebi ararmak, ararmaksızın cezalarının koşullu salı verilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulamak suretiyle infazına infaz hakimi tarafından karar verilebilir. Geçici madde 10 bölü 2'de açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümler düzenlenmiştir. Bu hükümlere mevcut durumlarından 5 yıl daha önce denetimli serbestliğe ayrılma imkanı getirilmiştir. Maddede belirtilen ilgili mevzuat 5275 sayılı kanunun geçici 6 bölü 1 ve 105 bölü A maddeleridir. Geçici 6 bölü 1 maddeye tabi olan yani suç tarihi 30 03 2020'den önce olup suçları maddede belirtilen istisna suçlardan olmayan hükümlülerin denetim süresi 3 yıl iken geçici 10 bölü 2 ile ilave 5 yıla birlikte 8 yıla çıkmıştır. Yani koşullu salı ver, verilmeye 8 yıl kaldığında bu hükümlüler denetimli serbestliğe ayrılabileceklerdir. Açık ceza infaz kurumlarına ayrılma yönetmenliğinde 7456 sayılı kanundan önce en fazla koşulu salı verilmeye 7 yıl kaldığında hükümlüler açık ceza infaz kurumuna ayrılabildiklerinden 8 yılın anlamı aşağıda belirtilen C bölü 1'deki istisna dışında olmayacaktır. Geçici 6 bölü 1 madde dışındakiler 5275 sayılı kanunun 105 bölü A maddesine göre koşullu salı ve verilmeye bir yıl kaldığında denetimli serbestlikten yararlanırken geçici 10 bölü 2 ile ilave 5 yılla birlikte 6 yıl olarak denetimli serbestlikten yararlanabileceklerdir. Geçici madde 10 bölü 4, 105 bölü A maddesi kapsamında denetimli serbestlik tedbiri uygulamak suretiyle cezası infaz edilip geçici 9. maddenin 5. fıkrası uyarınca COVID-19 salgın hastalığı nedeniyle 31 7 2023 tarihi itibariyle izinde bulunan hükümlüler koşulu salı verilme tarihine kadar olan süreleri 105 bölü A maddesinin 5. fıkrasında belirtilen hükümlülüklere tabi olmadan geçirirler. Geçici madde 10 bölü 4'te 31.07.2023 tarihi itibariyle Covid-19 izninde olan denetimli servistikteki hükümlülerin herhangi bir yükümlülük yüklenmeden bu sürelerini tamamlayacakları belirtilmiştir. Hükümlere yükümlülük yüklenmemesi hükümlü için önemli olup bu hüküm olmazsaydı hükümlünün yükümlülük ihlalleri gereğince açık ceza e, kurumuna gönderilme durumu olacaktı. Geçici madde 10 bölü 6. Türk Ceza Kanunu'nun 2. Kitap 4. Kısım 4., 5., 6. ve 7. bölümünde tanımlanan suçlar, terörle mücadele kanununu kapsamına giren suçlar ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar hariç olmak üzere 31 2023 tarihi itibariyle kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerden toplam hapis cezası 10 yıldan az ise bir ayını 10 yıl veya daha fazla ise 3 ayını bu kurumlarda geçirip ilgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmasına 3 yıl veya daha az süre kalanlar bu şartların oluştuğu tarih itibariyle açık ceza infaz kurumlarına ayrılabilir. Bu hükümler ile 31, 2023 tarihinde geçici 9. maddenin 6. fıkrası kapsamında açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler talepleri halinde en az 3 ay ceza infaz kurumunda kalmış olmak şartıyla ilgili mevzuat uyarınca cezaların denetimli serbestlik tedbiri altında infazı uygulamasında 3 yıl erken yararlandırılır geçici madde 10 bölü 6'da kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler düzenlenmiştir. Bu hükümlüler mevcut durumlarında 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecek ve açık ceza infaz kurumunda 3 ay kaldıklarında ise mevcut durumlarından 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecektir. Geçici 10 bölü 6 maddenin Açık ceza infaz kurumlarına ayrılma yönetmeliği ile birlikte değerlendirilmesi gerekip hükümlü yönetmelikte ne kadar sürede kapalı ceza infaz kurumunda açık ceza e, infaz kurumuna ayrılabilecek geçici e, 10 bölü 6 madde ile bu süreye 3 yıl eklenmiş olup hükümlü önceki süresinden 3 yıl daha önce açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecektir geçici madde 10 bölü 6'nın denetimli serbestlikleri yönünden değerlendirilmesinde ise kapalı ceza infaz kurumunda açık ceza infaz kurumuna ayrılan hükümlü açık ceza infaz kurumunda 3 ay kaldığında 5275 sayılı kanunun geçici 6 bölü 1 maddesine tabi ise 3 artı 6 yıl. 105 bölü A maddesine tabi ise 1.3 4 yıl olarak denetimli serbestlikten yararlanabilecektir.